Merhaba, ilk olarak hoş geldiniz. Ben Ece Yavuz, PwC Vergi Muhasebe ve Mali Müşavirlik Yönetim Hizmetleri şirket ortağıyım. Önümüzdeki 40 dakika boyunca Cemal'le birlikte sizlerle olacağız. Merhabalar, ben de Cemal Irmak. Ben de Ece ile birlikte Tech Reporting and Strategy ekibinde kıdemli müdür olarak görev almaktayım. Birazdan size sunumda ben de eşlik edeceğim. Burada ana temamız mekan bağımsız muhasebe. Biliyorsunuz Covid ile birlikte hepimiz aslında uzaktan çalışmaya geçtik. Full time neredeyse, tabii ki de firmalara bağlı olarak. Bu anlamda kısa kısa değineceğimiz konular. Değişen çalışma düzenimiz ilk başta. Biz Covid'e ilk tepkiyi muhasebe ekipleri, şirketler ve aynı zamanda da vergi otoriteleri olarak nasıl bir aksiyon aldık, nasıl bir reaksiyon gösterdik? Kısaca ilk başta bundan bahsedeceğiz. Ve sonrasında altını çizmek istediğimiz şey yeni dünya düzenimiz ve bu yeni dünya düzeninde nasıl bir muhasebe bizi bekliyor? Üç ana başlık altında işte süreçlerimiz, teknoloji ve insan kaynağı. Burada yapmak istediğimiz aslında sizinle bilgi ve öngörülerimizi paylaşmak ve bu konularda bir farkındalık yaratmak. Zira bundan sonra bizleri aslında çok hızlı değişen ve değişim hızını arttıran bir süreç bekliyor. Baharı beklerken aslında Covid geldi de diyebiliriz baktığımızda. Mart ayında başlayan kısıtlamalar ve dışarı çıkma yasaklarıyla hepimiz biraz evlerimize kapandık. Okullar kapandı, uzaktan eğitim başladı ve iş anlamında da çoğunlukla ve yoğunluklu bir şekilde evden çalışmaya başladı, uzaktan çalışmaya. Ve aslında bu geçiş tahmin ettiğimizden daha hızlı oldu. Öncesinde birçok tartışma vardı uzaktan çalışmayla ilgili. Bir anlamda aslında şehir efsanesiydi ama Covid'le birlikte gerçek oldu. Temamız da zaten bu bizim. Uzaktan çalışmayla belki performansımız dışarı, işte teknolojik altyapısı olarak bunu hazır mıyız, değil miyiz gibi birçok tartışma varken aslında ne gördük? Çok hızlı alıştığımızı gördük. Tabii ki deneyime bağlı olarak değişiklik gösterdi. Ama şirketler genel anlamda işte tek bazılarının teknoloji altyapısı hızlıydı. Çok daha hızlı bir geçiş, kolay bir geçiş oldu. Kimisi ise çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak bu sürece ne yaptı? Uyum sağladı ve hazır hale geldi. Ve 9 ay sonra baktığımızda ise görüyoruz ki aslında şimdi şirketler uzaktan çalışmayı belli prensipler ya da belli oranlarla hani ajandalarına aldılar, kalıcı hale getirmek istiyorlar. Keza çalışanlar olarak bizler de aslında bunu kendimize hazır hissediyoruz. Biz ilk tepki olarak ne yaptık aslında muhasebe ekipleri olarak? Yaptığımız işe baktığımızda ilk aşamada çok fazla değişmedi yaptığımız işler. İşte fiş girişlerine devam ettik. Beyannameler vardı, beyannamelerimizi yaptık. İşte raporlamalarımıza devam ettik. İlk anlamda bizim yaptığımız şeyler değişmedi. Harcadığımız zaman biraz fazlalaştı. Biraz esnedik biz o konuda. Fazla çalışmaya başladık. Bu da aslında işte mekansız çalışma bir anda ilk başta zamansız çalışmaya da dönüştü. Ama bu konuda da kendimizi ne yapmaya, alıştırmaya da başladık. Bu zaten hepimiz için çok önemli ve hızlı bir öğrenme süreci oldu. Ne dedik? Yaptığımız işler belki ilk aşamada değişmedi ama yapı şekillerimiz değişti baktığımızda. İşte ne yaptık? Uzaktan bağlandık. Teknolojiyi daha çok kullanır hale geldik. Sanal toplantılar yapmaya başladık. Birlikte uzaktan bağlanarak ekranlar değiştik. İşte muhasebe sistemlerine bağlandık. Ve en önemlisi evraklara dokunmadan kağıtsız çalışmaya başladık. Bu bizim için çok büyük bir değişiklikti. Alışmışız biz muhasebe ekipleri olarak kağıtlarla çalışmaya. Ve bu süreçte de önemli sorular sormaya başladık. Aslında bu önemli sorular bizim ajandamızda, gündemimizde hep vardı. Ama bir türlü önceliklendirilemiyordu. Tabii Covid'in derinleştirdiği bu değişim ve değişiklik gerekliliği sebebiyle de bu konular ve sorular bizim ajandalarımızda üst
sıralara, daha acil konuma geldi. Sistem olarak biz uzaktan çalışmaya hazır mıyız, bağlanabilecek miyiz? Ya da ekip, ben, ekibim uzaktan çalışmaya hazır mıyız? Baktığımızda data güvenliği diyoruz, işte KVKK, işte siber güvenlik konuları, data güvenliğini biz sağlayabilecek miyiz gibi sorular sormaya başladık. Dışarıdan SMM ile, YMM ile, denetim firmalarıyla çalışıyorsak bu hizmetleri almaya devam edebilecek miyiz? Raporlarımızı zamanında verebilecek miyiz soruları bizim gündemimizde böyle üst sıralara taşındı. Daha önce hepsini biz zaten olmuş ya da oluyor farz ediyorduk. Bir anda bu soruları sormaya başladık kendimize. Ya da ben hastalanırsam, ekipten biri hastalanırsa nasıl devam edeceğiz, edebilecek miyiz, üst sürekliliğini sağlayabilecek miyiz sorularını sormaya başladık. Aslında bunlar çok önemli sorular. Bunlar bizi mekan bağımsızlaştıran sorular ve bunların cevaplarına göre zaten bundan sonraki yeni dünyada muhasebenin değişimi olacak. Birazdan Cemal biraz daha bahsedecek. Bu konuyu 3 açıdan ele alacağız. Süreç, teknoloji ve insan kaynağı olarak. Şirketler dedik, muhasebe ekipleri dedik. İlk reaksiyonumuz bu şekilde oldu. Peki vergi otoriteleri, ülkeler ne yaptılar? Biz bu konuyu takip edebilmek için PwC olarak 131 ülkenin katkısıyla bir COVID-19 takip sistemi oluşturduk. Ve düzenli burada data sağladık merkezi ekiplere. Baktığımızda ilk tepki olarak aslında bütün ülke otoritelerinin yaklaşımı aynı oldu bu konuya. Ve özellikle Mart-Haziran dönemi arasında yoğun yeni önlemler getirildi otoriteler tarafından. Ve Eylül ayında yayınladığımız rapora göre 2206 tane önlem getirilmiş hemen sadece COVID-19'a yönelik. Burada çoğu ülkede ana başlıklar aynı. Birçok ülkede vergi beyanlarında erteleme geldi çok hızlı bir şekilde. Keza aynı şekilde ödemelerde erteleme ve taksitlendirmeler geldi. Ve sektöre özel ertelemeler de yine gündemdeydi. Çünkü biliyoruz ki bazı sektörler diğer sektörlerden daha olumsuz ve derin etkilendi COVID'den. Örneğin turizm gibi, işte otomotiv gibi. Burada ülkelerde bu sektörlere yönelik önlemler, paketler getirdiler. Biz de Türkiye'de benzer süreçler yaşadık muhasebe vergi ekipleri olarak. Hemen beyanname ertelemeleri geldi biliyorsunuz Mart, Nisan, Mayıs dönemlerinde. Aynı şekilde ödemelerde ertelemeler geldi. Gene e-defterlerin yüklemelerinde ertelemeler, uzatılmış süreler tanındı bize. Burada bizi rahatlatmak, o ilk yaşadığımız şokun etkisiyle belli şeyleri geciktirmemek ve yasal süreleri geçirmemek adına vergi otoriteleri orada bizlere destek oldu. Mücbir sebep kapsamında bazı kişiler, sektörler vardı. Biraz önce dediğim gibi daha derin etkilenen taraf. Onlara yönelik de düzenlemeler getirildi biliyorsunuz ki. Aynı şekilde işçi, işveren süreçlerini desteklemek adına işten çıkarma yasakları ve kısa çalışma ödenekleri tanıtıldı. Bu tarafta SGK, İşkur. Gene bazı ertelenen vergiler oldu biliyorsunuz geçen sene ve ondan önceki seneyle başlayarak birçok yeni vergi girdi hayatımıza. İşte yeni stopajlar, yeni dijital hizmet vergileri gibi. Bunlardan daha gelecekler vardı. Örneğin konaklama vergisi ama turizm çok etkilendiği için mesela burada bir ertelemeye gitti gelir idaresi. 2021 Ocak'ta başlayacaktı. 2022 Ocak ayına ertelendi. Bazı şeyleri erteledik ama bazılarını da ertelemedik. Bu doğrultuda hayatımıza da bu sıkışık ortamda yaz döneminde iki tane yeni uygulama girdi. Bir tanesi GCAP'tı, daha önce ertelenen. Bir daha ertelenmedi ve ilk 6 aylık dönem için biz bu beyanı verdik ve ödemeler yapıldı. Bir ikincisi MUHSGK dediğimiz Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi bildirgesi. Daha önce çok tartıştık bunu KVKK gizlilik açısından ama bu sefer ertelenmedi ve Temmuz ayı itibariyle tüm Türkiye'de uygulanmaya başlandı.
Şimdi ajandalarımızda olan ve global vergi raporlamaları kapsamında daha önce kanunlaşan uygulamasını beklediğimiz ülke bazlı raporlama bildirimleri 31 Ekim itibariyle yaptık. Çok uluslu firmalar için geçerli bir raporlama bu da. Raporunu da 31.12 itibariyle vereceğiz ki bunu da geçen hafta yaptıkları duyuruyla 26 Şubat'a ertelediler. Vergi ve muhasım ekipleri olarak yoğun bir dönem geçirdik. Farklılaştık ama biraz önce bahsettiğimiz önemli sorular, önemli konular vardı biliyorsunuz. Aslında bizim burada altını çizmek istediğimiz ilk tepkiden çok daha köklü ve bizi bekleyen değişim. Tabii bunun için yeni dünyayı anlamamız gerekiyor. Aslında yeni dünyayı hep diyoruz, hep okuyoruz. Covid bunu biraz derinleştirdi ve biraz da aslında değiştirdi. Yeni eklemeler yaptı ve farkındalığımızı da arttırdı bundan sonra ne yöne gittiğimize ilişkin. Kısa kısa yeni dünya dinamiklerine değinecek olursak, bir tanesi globalleşme. Globalleşiyoruz. Biliyorsunuz artık bilgi, para, insan, şirketler, artık biz ülke sınırlarını aştık. Bugün devleşen şirketlerden bahsediyoruz. Çok kompleks iş yapış şekillerimiz, operasyonlarımız var. Bu doğrultuda da aslında şirketlerin ve vergi otoritelerinin ya da ülke vergi otoritelerinin ötesinde OECD gibi global platformların global bakış açıları geliyor artık. İşte ön plana çıkıyor globalde şeffaflaşma, verginin hangi ülkede alınacağı gibi konular. Ve biz de tabii muhasebe olarak, finans olarak, vergi olarak bir global bakış açısıyla bu konulara yaklaşmak durumundayız. Bunun aslında ilk tepkisi muhasebe dünyasında ortak hizmet merkezleri oldu. Çok uluslu firmalar artık var oldukları ülkelerde ayrı ayrı yapılanmalara gitmek istemediler. Daha merkezi bir bakış açısı olsun, daha az daha çok yapabilmek için işte tek bir ERP, SAP, Oracle ya da ne derseniz öyle bir ERP sistemi üzerinden gitmek istedi. Ve ülkelerde farklı sistemler ve farklı ekipler kurgulamak yerine bunları merkezileştirdi. Bu merkezileşmeyi yaparken de daha ucuz iş gücünün ötesinde teknolojik altyapı sağlanabileceği, kaliteli iş gücüne ulaşabileceği ya da karar mekanizmasına yakın merkezlere kaymaya başladı. Bundan sonra da bunların da bu ortak hizmetlerinde daha mekan bağımsız, daha dijital platformlarda olduğunu görmeye başlayacağız. Bir diğer yeni dünya dinamiğimiz kısıtlı kaynaklar. Hepimiz için daha kısıtlı kaynaklardan bahsediyoruz. Ve bu da neyi getiriyor? Bu kısıtlı kaynaklardan daha çok pay alabilecek yapılanmalara gitmek. Bu da şirketler için verimlilik baskısını arttırıyor. Vergi otoriteleri için de daha agresif yaklaşımlar, daha çok kanunlaşma. Bu globalde bizim gördüğümüz, sadece Türkiye'de değil diğer ülkelerde de yaygın olarak gördüğümüz değişimler. Bir diğeri düşen kar marjları. Zaten vardı Covid'le birlikte biliyorsunuz, uzmanların da dediği gibi 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne aslında en büyük ekonomik durgunluk içerisindeyiz. Bu konuda birazdan değineceğim. CFO'ların ajandasında da zaten bu konu var. Burada düşen kar marjlarının da etkinlik, verimlilik anlamında bizlere bir baskısı oluyor. Tabii yeni dünya dediğimizde aslında ana oyuncu teknoloji. Her gün yeni bir teknolojiye uyanıyoruz. Teknoloji olmazsa olmazımız ve bu değişimin altının çizildiği, en üstünde durduğu, üstüne bizim aslında yapılanmaları kurduğumuz şey teknoloji. Ve Covid'le bu daha da hızlandı. Artık çok daha hızlı bir değişim içerisindeyiz. Baktığınızda yapılan araştırmalara göre şirketlerdeki yeni teknolojileri uygulama hızı Covid'le birlikte inanılmaz arttı. Artık daha hızlı şirketler karar vermek durumunda, daha çevik olmak durumunda. Yani kararı arayıp uygulamaya koymak durumunda. Çünkü çok hızlı değişen süreçler ve teknolojiler var. Ve buna bağlı olarak da tabii değişen tüketici eğilimleri görüyoruz bugün. Covid'in getirdiği bir diğer şey de belki de biz 5 senede, 7 senede teknoloji anlamında atacağımız adımları 9 aya sığdırdık. Çünkü
sığdırmak durumunda kaldık. Bir zorunluluk durumuna geldi. Bu anlamda şirketler bu zorunlu dönemde evet belli yatırımlarını azaltıyorlar. İşte operasyonel giderleri olsun, işte bunları azaltmaya çalışıyorlar ya da ihtiyatlı gidiyorlar. Ama bir diğer tarafta da hani yatırım yapmaları gerektiğini, stratejik yatırımlar yapmaları gerektiğini biliyorlar. Teknolojiye yatırım, Ar-Ge'ye yatırım, işte dijital transformasyonun tamamlanması gibi süreçler hani gerçekten ertelenmeyen, bundan sonra hız kazanacak süreçler olacaklar bizim için. Buna paralel tabii ki de aslında COVID'le birlikte dedik, bizim içinde bulunduğumuz yeni dünyanın değişimi hızlandı ve etkisini daha derinden ve birebir yaşamaya başladık. Zaten bu bizim değişimimizi hızlandırıyor. Altında yatan unsur da bu. Baktığımızda tabii bu da hemen CFO'ların değişim ajandasına yansıdı. Geçen her sene PwC bir CFO araştırması yapıyor. Bu sene 23 ülkede 1000'e yakın CFO katıldı bu araştırmaya. Geçen sene CFO'ların en büyük endişesi işte overregulation dediğimiz fazla yasalaşma ya da önemli yeteneklere erişememe ya da ticari savaşlardı. Ama bugün bambaşka 3 endişeyle biz karşı karşıyayız CFO'larda. Türkiye'de de Türkiye'deki CFO'larla yapılan araştırmalarda da benzer konular ön planda bugün. Baktığımızda %60'ından fazlasının en büyük endişesi ekonomik gerileme. Keza biraz önce bahsettik bundan. Bir diğer endişeleri yeni bir COVID-19 dalgası. Zaten hepimiz aynı endişeyle hareket ediyoruz. Yöneticilerin de endişesi buna paralel zaten. Ve içinde bulunduğumuz durumun şirketin mali durumuna etkisi CFO'ların ajandasında şu anda en büyük endişeleri. 3 endişesi. Peki bundan sonra neler olacak? Yani bundan sonraki beklentilerini CFO'ların %53'ü yani yarısından fazlası şirket karlılıklarında %25'ten fazla büyük bir düşüş bekliyor. Tabii burada bunun altını çizmek lazım. Bu bazı sektörler için daha az ya da daha fazla olabilir biliyorsunuz. COVID'le birlikte bu tüketici eğilimleri de son derece değişti. Hepimiz online'a kanalize olduk. Dijital platformlar burada çok ön plana çıktı. Zaten bunun paralelinde de tüketici eğilimlerinin değişiminde de CFO'lar ne diyorlar? Ürün ve hizmetlerde değişikliğe gitmek zorundayız. Çünkü erişim kanalları artık online platformlar. Bu doğrultuda buna paralel de ürün ve hizmetlerde değişikliğe gitmeyi planlıyor yöneticiler. Ve yine bundan sonraki süreçle ilgili beklentilerden bir tanesi de uzaktan çalışma. Bizim için mekan bağımsız çalışma. Bununla ilgili büyük kuşkularımız vardı. Özellikle biz muhasebe ekipleri olarak alıştığımız için yan yana omuz omuza çalışmaya, evrakla çalışmaya. Ama bundan sonrası için CFO'ların büyük çoğunluğu ya da yöneticiler bunu belli oranlarda kalıcı, tabii ki de belki full time herkes çıkıp da işte teknoloji firmaları gibi bundan sonra full time uzaktan çalışacağım diyemeyecek ama belli oranlarda bu uzaktan çalışmayı getirmek gibi planları var. Tabii bunun için de aslında ilk başa dönüyoruz. Hani biz fazla zaman harcamaya başladık, fazla esnettik. Burada da kurumsal kuralların, kurumsal çerçevenin iyi ve net çizilmesi gerekiyor hepimizin sağlığı ve sürdürülebilir bir çalışma düzeni için. Burada tabii biz hep uzaktan çalışma ve mekan bağımsız çalışma dedik. Burada ben sözü biraz da Cemal'e bırakacağım. Bundan sonra bu anlamda bizi neler bekliyor, neler yaşadık biz bu dönemde, neleri fark ettik. Ve bundan sonra nasıl süreçler bizi bekliyor? Çok teşekkürler Ece. Ece aslında bize şu ana kadar genel hatlarıyla hem CFO ajandasından edindiğimiz bilgileri hem de geçirdiğimiz süreci derinlemesine özetledi.
Ben ajandadan bize çıkan notlar içinde uzaktan çalışma konusunda birazcık daha eğilmek istiyorum. Çünkü sizlerin de bildiği üzere hepimizin, yani beyaz yaka ofis çalışanlarının hayatını son 9 ayda düşündüğümüzde aslında derinlemesine bir etki, bir değişiklik, hiç alışık olmadığımız katlarımızın olduğunu fark etmemizi sağlayan bir dönemden geçtik. Çok pardon. Bunu izlerken aslında biz notlarımıza baktığımızda hangi alanlarda daha fazla notumuz var ya da dikkat etmemiz gereken kırmızı ışığımız var diye baktığımızda önümüze 3 başlık çok belirgin olarak çıkıyordu aslında. Süreçler, teknoloji ve insan kaynağı. Süreçlerde aniden eve kapanmış olmanın ilk başta belki de hepimize verdiği bir uzaktan çalışalım, evden çalışalım, ofiste çok da bağımlı olmayalım. Bir albenisi vardı aslında ilk evlere kapandığımızda, ancak buna henüz hazır olmadığımızda, az önce Ezel'in altını çizdiği üzere önümüzdeki 5-10 yıl aralığında planlanan, daha esnek, daha dataya ulaşabilir, mekandan bağımsız hareket edebilir hayali 9 aya sığdırılmaya çalışıldığında, ki aslında belki daha da kısa bir sürede, şu an 9 ama o zaman ilk 3 aydan bahsedelim. Aslında birazcık daha ortalık toz duman, tam olarak plan programı yapamadan evlere kapanmış olduk. Burada aslında biraz da şunları fark ettik. Çalışırken her ne kadar görev tanımımız olduğunu, kimin ne görevi yapacağını çok net bildiğimizi zannetsek de aslında yapılacak her işin yazılı bir tanımı ya da doğrudan sorumlusunun olmadığı, buna paralel olarak da var olan süreçlerin sorunsuz ve bizi ileriye taşıyacak şekilde yürümesini aslında inisiyatif olarak, görev paylaşarak, birbirimize yardım ederek, mümkün olanın fazlasını ortaya koyarak yürüyeceği şeklinde fark ettik. Bunu yaparken sektör bağımsız olarak düşünürsek aslında şirketin ana faaliyet konusu her neyse, buna hizmet eden her bir yan birimin mümkün olduğu ölçüde ortak faydada birbirini destekleyecek şekilde hareket etmesinin önemini kaldı. Alışık olduğumuz klasik süreçler, yani insana dokunarak, kağıda dokunarak, masaya dokunarak çalışma alışkanlıklarımız aslında burada çok net bir şekilde kırılmaya başlandı. Hepimiz belki ilk başta tereddüt ettik. Çünkü bir toplantı illaki masada yapılmalıydı, bir iş illaki kağıtta olmalıydı, o çiftliğe dokunmalıydık ya da bir araya gelmeli, göz göze bakmalıydık. Ama biz gördük ki aslında bunların da bir kısmı olmadan yapabilir haldeymişiz, yapabilir durumdaymışız. Bunu yapabilmek için tabii ki de elimiz ayağımız olmazsa olmadığımız teknolojiydi. O nedenle bu toz duman, bu kaos durumu her şirket aslında aynı raddede göğüsledi diyemeyiz. Çünkü kimi şirketler teknolojik altyapılarını çok önceden hazırlamış, bu durumu simüle etmiş, beklentilerini de bu yönde geliştirmişti. O nedenle altyapıları güçlü olan şirketler mekan bağımsız, uzak ya da yakın, ofiste ya da farklı bir şehirde ya da farklı bir ülkede fark etmeksizin, var olan işlerini, var olan süreçlerini aksayan noktalar olsa da bunu giderecek şekilde yapabileceğini fark etti. Ve öncesinde yaptığı teknolojik yatırımların aslında bir nevi meyvesini almaya başladı. Onlara dayandırdığı sigortalarını aslında sonrasında geri dönüşünü almaya başladı diyebiliriz. Bunun yanı sıra tabii ki yaşanan olay sadece şirket ya da sektör spesifik olmayıp global bir durum olması sebebiyle de aslında çok da öngörülemeyen durumlar içinde şimdiden hazırlık yapmaya, daha sonraki belki 5-10 yıl planlamaları yapılırken şu anda bir sonraki yılın, 2 yılın, belki 6 ayın planlamaları özelinde teknolojilerini hızla revize etme ihtiyaçları belirmeye başladı. Aslında bizim PwC olarak daha önce yapılan CEO anketlerinde, CFO anketlerinde, global ya da lokal ölçekte aldığımız tüm geri bildirimlerde çoğu zaman dile getirdiğimiz ve özellikle vurguladığımız bir konu, teknolojik gelişmelerin iş dünyasında bir metamorfoz olarak yansıyacağı ve bunun köklü bir değişiklik olarak bize geri döneceği yönündeydi. Hatırlarsınız, geçmiş anketlerde belli sektörlerin, belli işlerin önümüzdeki yakın bir gelecekte yapış şekillerinin ciddi manada değişeceği, yapay zekanın, dijitalleşmenin, mobil teknolojilerin ya da erişilebilirliğin hayatımızı ciddi manada değiştireceği ve teknolojinin bu anlamda angarya olan iş yapış şekillerini
tekrardan elden geçirip yeni bir düzene sokacağı yönünde bir beklenti hepimizde oluşmaktaydı. Ancak bu süreç bize bunun daha hızlı yaşanması ve aslında olabilecek en hazırlıksız şekilde bu sürece dahil olmamızı sağlamış oldu. Tabii süreç ve teknolojiyi konuşurken insan kaynağını kesinlikle göz ardı etmemek, bunu sürecin dışında kesinlikle düşünmemek zorundayız. Çünkü evet, teknoloji ciddi olarak bize yardımcı oldu, destekledi. Biz süreçlerimizi gözden geçirdik. Ama bir de bu sürecin içinde esas sürecin öznesi olan insan kaynağı, şirketlerin en önemli stratejilerini oluştururken en önemli elementiydi aslında. Çünkü insan kaynağımız bu işleri yapan, yetkin, kualifikasyonları yüksek insan kaynağımızın süreçlere eksiksiz, hatasız dahil olurken aslında bayağıca da bir kendinden ödün vererek, bayağıca özveride bulunarak bu işleri oldurmaya çalıştığını hepimiz fark ettik bizzat yaşayarak. Çünkü ofis ortamından uzak sadece işten yana bir durum olmayıp kendi aile hayatımızı, özel hayatımızı da etkileyen bir durum olması sebebiyle işte uzaktan eğitimler, dışarı çıkamamalar gibi sosyal hayatında doğrudan etkileyen kısıtlamalar sebebiyle aslında işleri gerçekleştiren insan kaynağımızın da olaylara yaklaşım şekli, teknolojiye olan aşinalığı, işlerin nasıl yürüyeceğini, nasıl yürümesi gerektiğini ya da bundan sonrası için bizim hangi yapıda bir insan kaynağı stratejisi oluşturmamız gerektiğini bize gösterdi. Şu sonucu çıkarıyoruz ki aslında insan kaynağı başlığında bizim şirket yöneticileri olarak bundan sonrası için olmazsa olmazımız kesinlikle teknolojik okuryazarlığı yüksek olan, dijitalleşmeyi yönetebilecek, sadece kağıt, sadece klasik anlamda veri işleyebilen değil, teknolojiyi uyum sağlayan, bir üst aşamaya taşıyabilecek olan, bir üst versiyonlara her zaman bizi taşıyabilecek olan, şirketin vizyonunu ve misyonunu da bu paralelde geliştirebilecek olan insan kaynağı yapısına yönelmemiz ve aradığımız insan kaynağı stratejisinde bu minvalde geliştirmemiz gerektiği bir aşikar durum oldu COVID'le birlikte. Genel olarak sektör bağımsız durum buydu. Uzaktan çalışırken bunları fark ettik. Peki muhasebeciler olarak biz bu durumdan nasıl etkilendik? Daha doğrusu insan kaynağı, süreçler ve teknoloji anlamında nasıl hareket ettik dersek aslında biz birazcık şunu gördük ki CFO anketinin çıktısı olarak CFO'ların %38'i şunu söyledi. Biz olmayan teknolojilerimize yatırım yapmak zorunda kaldık. Bu ihtiyacı hissettik ve o anda kullanmadığımız, o güne kadar ihtiyacını hissetmediğimiz teknolojilere yatırım yapmak gereği duyduk. Bunun önceki dönem eksikleri ve sonraki dönem yani geleceğe dair beklentilerin de etkisiyle bu şekilde bir yatırım kararı aldık. Ancak %53'e yakın bir oranda şöyle bir tespitte bulundu. Biz zaten belli teknolojilere yatırım yapmıştık. Kendimize bu duruma hazır hissediyorduk. Ancak gördük ki aslında mevcut teknolojilerimizin de revize edilmesi, bir üst versiyonlara taşınması gerekiyordu. O yüzden de %53 oranında bir geri dönüşte bize mevcut teknolojileri geliştirmek üzerinde bir yatırım yaptığını, CFO'ların bu türde bir karar aldığını gösteriyor. Genel olarak bunu demek çok rahat söyleyebiliriz ki teknoloji artık olmazsa olmaz bir şekilde CFO'ların ajandasında ve en başlarda yer alıyor. Peki muhasebe süreçlerinde teknoloji ve insan kaynağı muhasebe özelinde düşünecek olursa aslında süreçlerde bizim en çok fark ettiğimiz çalıştığımız tüm müşterilerde ve genel olarak piyasada şu oldu ki şirketlerin ünite, birim, departman fark etmeksizin genel olarak vergi ve muhasebe yaklaşımları şu anda çok daha farklılaşmaya başladı. Farkındalıkları arttı. Çünkü şirketlerin normalde iş odaklı oluşturdukları stratejilerde şu anda vergi stratejisi gerçekten en tepe noktalarda yer almaya başladı. Bu durum tabii ki sadece vergiyle ilgilenen muhasebelerin ya da vergi birimlerinin değil, o şirketin ana faaliyetini gerçekleştiren her birimin de konusu olmaya başladı. Süreçlere herkes dahil olmaya başladı ve ERP gibi ya da data paylaşım portalları gibi tool'lar, araçlar kullanarak da aslında o ana kadar içinde, sürecin içinde olmayan herkes sürecin içine dahil olmuş ve iş her birim özelinde de paylaştırılmış ve paydaşlaştırılmış oldu.
Biz bunu çok rahat gözlemleyebildik aslında. Şirketin vergi farkındalığının artması da yakın gelecekte aslında vergi stratejilerin oluşturulurken farklı kanallardan ele alınması, farklı gözlerden görülmesiyle de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Teknoloji muhasebe alanında da kesinlikle olmazsa olmaz olacak, karşımıza çıkacak. Kullandığımız muhasebe programından ya da normalde beyannameleri oluştururken, kayıtları girerken, dönemsel kontrollerimizi yaparken, mevcut finansallarımızı farklı bir standarda evirirken, her aşamada aslında biz teknolojiyi maksimum kullanır hale getirmek, maksimize etmek zorundayız ki geri kalan kısımda hem süreci hem teknolojiyi yönetecek şekilde kendimize kaliteli bir iş ortamı yaratabilelim. Bu nedenle de biz aslında bugüne kadar hep ERP'lerin ihtiyacını düşünüp hep oradaki zenginleştirmeleri, geliştirmeleri, bazen yerelleştirmeleri tartışırken aslında geldiğimiz noktada şu anda muhasebenin angarya kısımlarını ya da daha kolay yapılabilir kısımlarını şu anda insanla yapay zeka arasında bir görev değişimi, görev dağılımı yaparak birazcık daha kendimizi yukarı çekmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda sizler de şahit olacaksınız ki aslında robotik süreçler bayağı da bir hayatımıza dahil olacaklar. Mümkün olduğunca bizim yaparken zaman harcadığımız, ancak bize geri dönüşü harcadığımız zamanı karşılamayacak kadar değerli olmayan işlerimizi biz otomasyon, bir robotik otomasyona dahil ederek bu süreçleri de aslında hızlandırıp kolaylaştıracağız. Tam bu noktada belki şunu da altını çizmekte yarar var. Bizler tabii şirket yönetici olarak, yöneticileri olarak teknolojinin öneminin farkındayız ama sadece biz mi farkındayız? Tabii ki değil. Bizim dirsek teması çalıştığımız, yan yana gittiğimiz ve günün sonunda onlara karşı sorumlu olduğumuz bir de vergi otoritesi var. Türkiye üzerinde düşünecek olursak Türkiye'deki vergi otoritesi teknolojik gelişmeleri gerçekten çok yakından takip eden ve bünyesine çok hızlı uyumlayabilen bir otorite. Bunu kabul etmemiz gerekir. O yüzden onlar da teknolojiyi olabildiğince efektif kullanmaya başladı son dönemde. Birçoğunuzun fark ettiği üzere incelemeler şu an online ortamda hızlı bir şekilde başlatılıp hatta ön kontroller, ön incelemeler hızlı bir şekilde daha size bizlere ulaşmadan, bizlere gelinmeden yapılabilir hale geldi. Ya da bir soru geldiğinde, bir talep geldiğinde vergi idaresi tarafından eskiden koli koli defterler taşınırken şu anda mümkün olduğunca KDV iadesinden vergi incelemesine kadar her şey soft ortamda data üzerinde çalıştırılarak ve yapay zeka ve robotik o taraflarda da kullanılarak aslında belli analizler, belli kontroller hızlı bir şekilde yapılıp insan robot gücüne, bilgisayar gücüne bir yönelim bulunmakta. Az önce aslında kabaca bahsettiğim konu, yani insan kaynağı konusu muhasebeciler için de geçerli. Bizim normalde şöyle bir refleksimiz vardır. Hep meslekten iyi anlayan, mevzuatı iyi bilen, konuları deneyimlemiş. Bu konuda gerçekten bir söz söylediğinde geri kalanını, öncesini ve sonrasını bilen, işine hakim özetle meslek mensuplarıdır aslında. Meslek mensuplarıydı aslında hayalimizde, kafamızda canlandırdığımız. Ama geldiğimiz nokta bunu artık yeterli olmayacağını bize göstermeye başladı. Evet, biz kesinlikle mesleğimizde iyi olmalıyız. Gerekli bilgilere, tecrübelere sahip olmalıyız. Ama bunun yanında teknolojiden kesinlikle uzak kalmamalıyız. Teknolojik okuryazarlık herkes için bahsederken biz kendi işimizin özelinde her ne kadar muhasebe rakamların işi olsa da mevzuata dayalı ama bir o kadar da değerlendirme, bir o kadar da yorumlama ihtiyacı olan bir meslek. Dolayısıyla bizim burada geleceğin iş yapanları olarak dikkat etmemiz gereken teknolojinin bize sağladığı nimetlerden maksimum faydalanarak bu işleri yönetmekte, muhasebe ve vergi alanında şirketin ihtiyacını karşılamakta nasıl bir katkı sağlanır, bu iş ne kadar efektif yönetilir, bu taraflara birazcık daha ağırlık vererek konuyu yönetmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de mümkünse şirketin sahip olduğu iç kaynak, yani personel kaynağı bu konuda etkin kullanılabilir. Ama son dönemde büyük şirketlerde özellikle gördüğümüz, efektif olarak kullandıklarını gördüğümüz bir durumda kesinlikle dış kaynak kullanımı. İhtiyaç olunduğu noktalarda kendilerini geliştirmek ya da sıfırdan bunu, bir konuyu ele almaktansa dışarıda uzman ekipleri de sürece dahil ederek onları da şirketin iç kaynağı gibi yöneterek ve yönlendirerek sürece dahil edip
O kaynaktan da faydalanarak şirketlerin geleceğe kendilerini hazırladıklarını gördüğümüzü söyleyebiliriz pek rahatlıkla. Aslında yeni dünyada muhasebemiz biraz değil bayağı mekan bağımsız olarak ilerleyecek gibi görünüyor şu anda bize. Eminim hepiniz bunu deneyimliyorsunuz ama birazcık da enseyi karartmayalım demek belki de iyi olur. Çünkü evet, geçtiğimiz 9 ay meşakkatli geçti, yordu, zordu. Yani hala daha bazı yerlerde dengeyi oturtmaya çalışıyoruz. Ama önümüzdeki dönem için yeşerecek güzel birliklerin, güzel ekiplerin tohumları gibi düşünmemiz gerekiyor bunu. Şimdi toprağa işledik, tohumları ektik ve hep birlikte kendimizi nerelerde geliştireceğimizi gördük. Şimdi bu değişime ve gelişime bu şekilde ayak uydurup muhasebe dünyamızda yeni dünya düzenine taşımamız gerektiğini düşünüyoruz. Aynen, ben de kapanış sözü olarak şunu diyebilirim. Altını çizmek istediğimiz şey aslında değişim ve bu değişimin hızının COVID ile birlikte arttığı. Bundan sonraki muhasebe mekan bağımsız. Yani yeni çalışma ortamımız dijital platformlar, cloud diyebiliriz. Ve bu anlamda da bizim hem süreç hem teknoloji hem de insan kaynağı anlamında kendimizi bu gerçekliğe uydurmamız gerekiyor. Burada zorluklar olduğu kadar bizim için fırsatlar da var. Biz bunun altını çizmek istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir takım sorular geldi. Bu sorulara biz mail üzerinden dönüş yapacağız. Onu da belirtmek isterim. Çok teşekkürler hepinize. Çok teşekkürler. İyi haftalar.